Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Trabzon'u arşınladık, yorulduk birazcık, acıktık. Taylan ve bizim şoför arkadaşımızla birlikte dedik bari yemek yiyelim. Nerede yiyebiliriz derken o esnada beni Tuncay abi aradı. Tuncay Karabim çılgınlar tribün lideridir. Trabzonspor'un sağlam tribün liderlerinden bir tanesidir kendisi. Onların da burada güzel bir işletmesi var Trabzon'da. İşletmesini Tuncay abi anlatacak inşallah bize. Biz yemekleri yedik maşallah, karnımızı doyurduk. Allah razı olsun Tuncay abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk Tuncay abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor Trabzon'da hayat? Hayat koronadan sonra mı, koronadan önce mi? Onu sormak lazım. Şimdi koronadan önce güzeldi. Koronadan sonra herkes tabii ki eve kapandı. Şu anda biz de ayın 5'i itibariyle, hani Haziran'ın 5'i itibariyle açtık. Çok şükür işlerimiz iyi. İnsanlar gelmeye başladı. İşte dezenfekte ve görgü kurallarını, işte uyumumuzu, her şeyi yaparaktan açtık. Sezona başladık diyelim. Sezonu demeyelim artık. İşte turistler şu anda yok. Şu anda olduğumuz kadarıyla normal yerli turiste başladık. İmkanlar doğrultusunda devam ediyoruz. Peki Tuncay abi, şimdi işletmeniz mükemmel bir yerde. Bir tarafta Trabzonspor stadı, bir tarafta deniz, bir tarafta da kocaman bir dalgalanan bayrağımız var. Evet. Metin Genç'e teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde zaten, yani Suva nerede dediği zaman işte bayrak denilince ilk burası akla geliyor şu anda. Vallahi metrekare olarak her bir kat 350-400 metrekare ya da 450 metrekare o alanda bir kurulmuş. İşte 4 kattan oluşan. Karadeniz bölgesinde böyle bir yer yok. Yani restorantı, kafeteryası, işte bala salonu, çok amaçlı salonu, artı işte oyun parkı. Bunun gibi işlevler yapıyoruz işte. İnsanlara işte bir canlı müziğimiz vardı. Bunlar şimdi koronadan dolayı pandemi sürecinde şu anda yapamıyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda inşallah devlet büyüklerimiz inşallah sağlık sıhhat olursa izin verildiği sürece yeniden yapacağız inşallah. İnşallah Tuncay abi. Peki şimdi ister istemez geliyoruz Trabzonspor'a. Hiç okumaya girmesek. Keyfimiz yok ama. Çılgınlar grubu olarak çok emek verdiniz siz de. Evet. Sizin de hakkınız ödenmez. Evet. Trabzonspor Tuncay abi. Yani biz ne yapacağız? Ne edeceğiz de biz şampiyonluk göreceğiz? Ya şimdi şöyle, Trabzonspor'a girdiğimiz zaman Trabzonsporlar eşleşmiş bir durumda. Neden sorulacak olursa, Trabzon'un bir sanayisi ya da başka bir şeyi yok. Trabzonspor, yani başka bir şeysi yok yani. Geçimini Trabzonspor'dan sağlayan insanlar, mesela otobüsçüsü, işte uçağı, otelcisi, ne bileyim işte yemekçisi, işte restorantı, kafeteryası, hep bunlardan yapabilecek bir söz konusu değil. Trabzonspor'a gelince içimiz kana ağlasa bile biz her zaman desteğimizi esirgemedik. Bu zamana kadar da aynı şekilde devam ediyoruz. Kimse istemez ki Trabzonspor'un şu anda ikinci olmasını ya da üçüncü olmasını. Hep birinci olmasını ister. Daha canı gönülden ister. Biz de bu süreçte desteğimizi hala devam ettiriyoruz. Başkanımıza, yönetimimize, işte futbolcusuna. Çünkü evet, bazen kızgınlıkla söylenen söylemler olabilir ama sonuçta üzerine giymiş bir ablem var. İşte yöneticiler Trabzonspor temsil ediyor. Dışarıda olsun, içeride olsun. Kimse Trabzonspor'un kötü olmasını istemez. Evet, kızgınlığımız olabilir. Of, sorun da yok ama devam edeceğiz mecbur. Biz Trabzonspor'u seviyoruz. Biz armasına, rengine, yönetimine, futbolcusuna aşığız. O yüzden devam edeceğiz işte. Peki Tuncay abi, işletmemizde neler var? Yani yiyecek olarak mesela biz hamburger çeşitlerinden yedik. Sağ ol, Allah razı olsun. Trabzon yöresine ait mesela neler var? Trabzon yöresine şöyle söyleyeyim. Meşhur köftemiz var. Akçabat köftemiz var. Meşhur işte etçimizden alıyoruz. Herkes bilir, Çelik Kasabı'ndan. İşte onun haricinde etler var, kuzu var, işte beyaz etimiz var. Bunun haricinde normal işte Suva beytimiz var. Çok güzel. İnsanlar tarafından seviliyor. Üst kat kafeteryada işte pandemiden önce işte nargilemiz vardı. İşte tatlı olarak yine çeşitlerimiz var. Dondurma. İnsanların sakin ortam aradığı yer, gelip dinlenebildiği,
işte canlı müzikle beraber eğlenebildiği yerlerden bir tanesi. Yani doğayla iç içe, işte manzarasıyla, işte deniziyle, işte bayrağıyla, işte stadyumuyla, işte gün batımıyla böyle devam ediyoruz. Bakalım hayırlısı. İnşallah. Kuymak var mı peki abi? Kuymak olmazsa olmaz yani. Onlar sabah kahvaltısında bir numaralı işi. Yani kuymak, melemen, işte yöresel işte kayganası, bunlar var. Süper. Peki Tuncay abi, ben öncelikle teşekkür ediyorum ilgi ve alakanıza. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah mutlu oluruz. İnşallah Trabzonspor şampiyon olur. Siz de hani verdiğiniz destekler, harcadığınız emekler var. Hani bunu hepimiz biliyoruz. Ya biz arka planda gizli kahramanlarız diyelim. Niye? Çünkü arkadaşlarımız sağ olsun, işte genç arkadaşlarımız ne yapıyoruz? Pankart yapıyoruz. İşte yönetimden izin alıp stadyumun altında işte 6'da başlayıp gece 3-4'e kadar sürdürdüğümüz işte pankartlarımız var. İşte bunları asması, oraya koyulması, yendiğinde oradaki heves, heyecan, hiçbir şey anlatılmaz. Ama yenilince, mesela ben lider olarak setteyiz. İşte başkanımız Soner Saraç, işte ondan beraber, işte Ali Usta, ondan beraber biz devam ettiriyoruz. İşte insanlara hep sırtımız arka tarafa bağlı. İşte eve gidiyoruz. Hanım diyor bana ki, niye orada izlemedin mi? Bir gün maça getirdim, işte çok maçtan alakası yoktu ama kızlarım sağ olsun yine Trabzonsporlu, onlarla getiriyoruz. Şimdi diyor, ben diyor hak verdim diyor. Niye hak verdin? Çünkü sırtım devamlı arkaya dönük, hep insanları yönlendirmek amacında. Yani bizim amacımız dediğin gibi gizli kahramanız, yeter ki Trabzonspor iyi olsun, öndeki insanlar birlikteliğine kavuşsunlar. Biz de onun amacımız o yani. Peki Tuncay abi, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah, ben teşekkür ederim. Allah yolunuzu açık etsin. Önümüzdeki aylarda tekrar görüşmek dileğiyle. Ben İnşallah. İnşallah geleceğim. İnşallah. İnşallah Türkiye Kupası ve Süper Kupayı kaldırmış bir şekilde burada kutlamayı yaparız. İnşallah. Valla az önce dedim, gösterdiğim gibi yani havai fişeklerimiz her zaman maçtan sonra burada atılıyor. İşte patronumuz Ömer Çınar sayesinde atın diyor, atıyoruz işte. 4 tane, 5 tane, 6 tane neyse atıyoruz. Yendiğimiz zaman öyle ama yenildiğimiz zaman vallahi oraya girmeyelim hiç. Yani o durumda rica ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz vallahi. Sağ olun.